Ama öte yandan nüfus cüzdanı yanında hiçbir hareketlilik yok kızla ilgili. Hani insan... Ya en azından bir otele gider ya da ne bileyim bir yere takılır. Çünkü kayıp ya. Hiçbir yerde, yani bizim yetkililerden aldığımız... Sığınma evlerinde soruşturduk. Hiçbir yerde yok. Söylemiyorlar ya da var ya da yok, bilmiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla yetkililerden aldığımız bilgiye göre şu anda Nuran'la ilgili yaşadığına dair... Türkiye'de yaşadığına dair bir hareketlilik yok. Banka hareketliliği yok. Ya bankada var mıydı parası bilmiyorum ama yok, bir şey ama ondan yok, sonra ama yok. Bir otelde bir hareketliliği yok. Bir polise şey tamam. yok. Bir pavyonlarda çünkü denetlemeler tamam. falan yapılıyor ya da gece kulüpleri ya da başka bir yerde ya da işte yani nüfus cüzdanına bir hastaneye gitmemiş. Hiçbir tamam. yerde, hiçbir yerde gelinle ilgili bir hareketlilik yok. Yok. Siz gelinin yaşadığını düşünüyor musunuz? Ben ne öldüğünü düşünüyorum. Ne şimdi söyleyemem öyle bir şey. Çünkü bilmiyorum ki. Sağ mı? Hı. Ölümü. Söyleyemezsin ki zaten. Ondan sonra nereden bileceğim? Yaptığını bir insan ne söylüyor? Zaten insan yani, onu. Celal Bey o gece evde Celal Bey var ben ve... çektiğim sıkıntıları biliyor musun? Niye öldürsün ki Celal Bey? Sen sıkıntıdasın. Peki ben sen sıkıntı çeksin. Ya çocuk çoluğuna uğraşıyorum ben ya ondan sonra. Ya çocuk çoluğuna 2,5 yaşına kadar bunun uğrunda psikolojik yok. Bırakıp gitmiyor, kaçmıyor. Anadan emekenlik ayrılana kadarlık bu çocuğu emdiriyorsunuz. Ondan sonra kızı kaybediyorsunuz. Yok, çocuklarınızı şey. Alıyorsunuz. Benim çocuklarım karşı deldim bağırı çağırı. Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum. Adalet yerini bulacak. Ne için bana niye teslim etmedin? Benim çocuğumda psikolojik sıkıntı vardı da. Bana niye getirmedin? Bunu yaratacaksın. Yaratmak Allah'a mahsus. Sana verdimse bana teslim edeceksin. Adalet kanun var. Büyük yetkililere sesleniyorum. Otur. Gelecek bu çocuk benim. Ya, bulacağım ben. Gitmeyeceğim. Gitmesen gitme, otur. Götüreceksin. Ben çocuğu bulacaksın. Celal Bey de burada canım, o da arıyor gelinini. Ha, öyle mi aranıyor? Niye gelmemiş bu zamana kadar? Ya, bana niye getirmedi bu zamana kadar gelip denlik? Kalkın arayalım desin. İşimize, dostumuza, Celal Beyciğim, sizin gelininiz 11 Haziran 2021'den beri kayıp. Dolayısıyla sığınma evinde kalmanın bir süresi var. Ben size söyledim ya. Yani 2,5 yıl boyunca sığınma evinde kalamaz. Tamam. Yani sığınma evinde kalsa bile bizim yetkililerden aldığımız bilgiye göre sizin gelininiz şu anda sığınma evinde değil. Dur, hiç gitmemiş. Tamam, en son gittiğinde gitmemiş. Suzan Hanım hani bize niye vermediyiz falan filan değil ya. Ya diyor ki bu kadar psikolojik sıkıntı. Benim niye haberim yok diyor. Kızı anasına gitmek isteyip de biz vermememiz yapmadık. Yani, bunlar birbirlerini seviyorlar. Ama her türlü duruma karşı birbirlerini sevdikleri için ayrılmıyorlar. Hani çocuk öyle bir doldurmuş oğlundan korkuyorsun sen, ben bileyim sen korktuğun. Savaş ne diyor kız? Savaş Savaş'tan gel. Savaş ne dese o, Savaş seni gönderiyor. Sen babasın. Oğlum benim bir şeyden haberim. Kalk karına da niye diyemiyorsun? Sen geliyorsun buraya. Ya onu... Sana teslim ettim ben. Savaş gelecek buraya. Sağda buraya gelmekle adam aranmaz. Bak, dışarıda madem arasan bulsana diye. Buraya gelmekle adam aranmıyordu. Hakimi vardı, savcısı vardı. Tamam. Arayıp sen niye gidip aramadın? Arayanlara da şeyin candan yana kızıyorsun. Ben lafı dolandırmayayım. Ya, ben bir şey söyleyeyim Celal Beyciğim. Ben lafı dolandırmayayım, özür dilerim. Şimdi sonuçta o da bir haber almak için burada. Celal Bey öldürdüyse o gece gelinini, diyelim Celal Bey bu cinayeti işledi, sinirlendi, öfkeli bir şey yaptı gelini. Biz mesela öyle bir aile değiliz. Yani, ama niye öldürsün, ben onu anlamadım. Ben de bilmiyorum. Yani bir cinayet işlemek için neden olmasın? Diyorum ya çevremizde, komşularımızda herkese sorabilirler. Bunlar bir dövüşü, kavgası, şiddeti, sıkıntılı bir aile, kötü ama bir şöyle, aile. Ama şöyle Nuran daha önce sığınma evine gittiğinde, ilk kaçtığında da, ilk birinci ve ikinci kaçtığında da... İkinci kaçtığında onu hoca. İzin ver söyleyeyim de, benim kocam Savaş'la aramda sıkıntı yok ama kayınpederle ve kayınvalideyle aramda sıkıntı var demiş. Sıkıntı yok. Şöyle, Nuran öyle demiş, ben aldığım bilgiye göre. Kalabalık evde durmak istemiyor olabilir. Siz bir tane daha gelin daha varmış sizin Kader. Var. Onu daha çok seviyormuşsunuz, öyle mi? Yok, bizde onu çok seviyen, ötekini az seviyen yok. Onu ondan sonra uydurma o. Öyle bir şey yok. Büyük oğlunuzun eşi Kader. Tamam. Ya Kader sürekli ona baskı yapıyormuş sizin o Nuran'a, kaybolan gelini. Yok öyle bir şey. Zaten birbirlerine fazla gidip gelmeyenler. Nuran böyle içine kapanık. Yoktu, dedi mi? Nuran içine kapanık, sosyal iletişimi olmayan bir insan. Yani Kader nasıl biri? O biraz daha açık, uyanık derken ya açık. Daha sosyal. Yani birbirlerinin yanına pek gidip gelmiyorlar. Konuşuyorlar ama birbirini sevmiyorlar. Sevmiyorlar değil. Niye gelmiyorlar? Eltiler. Seyrek yani. Ha. Konuşmak için, çay içmek için. Ne oldu? Gülmeye gerek yok. Şeyine göre diyeyim ya. Evet, tabii. Gelmiyorlar diye, gitmiyorlar diye de. Ya sık sık gidip gelmiyorlar ara sıra. Peki şöyle yapalım. Biz bununla ilgili araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Ciddi de bir araştırma yapılıyor. Tamam. Yani kim yaptı bilmiyorum ama bunun bir cinayet olma ihtimalini yetkililer değerlendiriyor. Sonra soruyu sonra ben sizi bir uğurlayacağım. Siz diyorsunuz ya her seferinde benim kardeşimin psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyorsunuz. Öyle İki kere gitti, tamam mı? Psikolojisi bozuk. Baktın ki bu kadın evden devamlı gidiyor yani. Bunun psikolojisi sorunları var, sıkıntıları var. O zaman kızın bunu biliyorsunuz. Mesela biliyorsunuz yani psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorsunuz. Ha, iki kere de evden gittiğini biliyorsunuz. O zaman ne yaparsınız? Bunu gider ailesine teslim edersiniz. Dersiniz kardeşim bak bu sizin kızınızı bize söylemediniz. Bak şimdi. Evden devamlı çıkıp gitmeye gidiyor. Hani, bunu ailesine teslim edelim. Edelim dersin. Bir de bir şey daha soracağım size. Dediniz ya Nuran Bursa'da kapıyı kilitler. Bunu sizden ilk defa duyuyoruz. Kilitlemez mi normalde kapıyı? Normalde bizim yanımızda kaldığı zaman evimizde kaç senelerdir kalmıştır. Hiçbir zaman bir yere de gidip kapı kilitleme gibi huyu yoktu. Tamam. İlk defa sizden duydum Bursa'da da kapıyı kilitlediğini. Bu bir soru değil de bunlar bir yanıt gibi oldu. Şöyle ben aslında benim asıl muhataplarımdan biri de Savaş. Sevgili Savaş vazgeçme programını çok iyi bir izleyicisi olduğunu duydum. Bugün programı izlediğini de tahmin ediyorum. Ve oradaki konuşmalara göre bir karar vereceğini de söylemişsin. Ama sonuçta eşinin kaybolduğunu düşünüyorsun. Bir cinayete kurban gitmediğini düşünüyorsun. Dolayısıyla eşin eğer kayıpsa gel beraber eşini birlikte arayalım. Biz adam yemiyor ki buralar adam yemiyor. Dolayısıyla ben seni buraya bekliyorum. Savaş buraya bekliyorum. Baban o akşam orada, evet, babanın konuşması lazım çünkü baban orada, evet, ama öncesindeki yaşananlara da benim sana sorularım var. Senin bazı şeyleri yanıtlaman lazım. Ben seni yarın buraya bekliyorum Savaş. Bakalım canlı yayına gelecek misin, gelmeyecek misin? Çünkü senin konuşman lazım. Biz burada kimseyi yargılamıyoruz. Gel diyorum. Bak kimseyi suçlamıyoruz. Sadece soru soracağım Savaşçım. Programı da izliyorsan tarzımı da biliyorsun. Seni mutlaka buraya bekliyorum. Celal Beyciğim ben sizi dinlendireyim. Konuyla ilgili araştırmalarımız da devam ediyor. Biz Nuran'ı, bakın televizyon çok büyük bir güç. Tamam mı? Yetkililer çalışırken biz de burada gelininizi ararız. Yani bir yerde kayıpsa da buluruz ama şu anda gelininizin yaşadığına dair hiçbir yerde bir hareketlilik yok yani. Anladınız mı? Dur. İnşallah buluruz. Umarım yaşıyordur. Umarım yaşıyordur. Hadi onu da söyle ben seni uğurlayayım. Bu olay tazeyken köye AKUT geldi, AFAD geldi, köpekli ceset aramalar geldi, koku köpeği geldi, her şey geldi. Ta bunlar biliyor, ağaç başından altına taradılar. Her yeri. O köpeği yöneten personel dedi ki buralarda ölü diri birisi varsa bunların bulmama şansı yok dedi. Şimdi ben de şöyle başka bir şey biliyorum. Ben onu yarın açıklayacağım. İzin verirsen o belgelerdeki çok önemli bilgi var. Onu ben yarın açıklayacağım. Belki sen de onu bilmiyorsun. Onu izin verirsen yarın açıklayayım, olur mu Celal Beyciğim? Diğer ailelere yardımcı olalım. Siz yine misafir edelim, dinlendirelim. Şöyle alalım. Celal Bey böyle alalım. Soldan gidin Celal Beyciğim. Siz de sağdan gidin. Suzan Hanımcığım merak etmeyin. Er ya da geç. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi. Sana inanıyorum. Sana güveniyorum. Bak önce adalete güveneceksin. Adalete, evvela Allah'a, sonra adalete güveniyorum. Sonra ben elimden geleni yapacağım inşallah. Tamam Suzan Hanım. İnşallah.